Amerikan Dışişleri Bakanlığı dün de dediğin gibi Türkiye'de İstinaf Mahkemesi'nin gizli davası sanığı Osman Kavala hakkındaki mahkumiyet kararını onaması ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı ve derin rahatsızlık ve hayal kırıklığı duyduğunu bildirdi. Senin de söylediğin gibi bakanlık sözcü yardımcısı Vedant Patel yazılı açıklama yaptı. Amerika Türk Mahkemesi'nin bugün Osman Kavala hakkındaki mahkumiyet kararını onamasından derin rahatsızlık ve hayal kırıklığı duyuyor dedi. Patel açıklamasında daha önce söylediğimiz gibi Kavala'nın haksız mahkumiyeti insan hakları ve hukukun üstünlüğüne saygıyla bağdaşmıyor. Türkiye'yi bir kez daha Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Mahkemesi kararlarına uyarak Osman Kavala'yı ve TP olarak hapse atılan diğer tüm kişileri serbest bırakmaya çağırıyoruz ifadelerini kullandı sözcü yardımcısı. Türkiye halkının cezalandırılma korkusu yaşamadan insan haklarını ve temel özgürlüklerini kullanmayı hak ettiğini belirtti. Amerika'dan geçen Nisan ayında da yine Gezi davasında yargılamaya katılan tüm sanıkların mahkum edilmesiyle ilgili benzer bir açıklama gelmişti Mehtap. Bu açıklamalar genel birbirine benziyor. Bakanlık sözcüsü Ned Price, Türkiye'de duruşma öncesi uzun gözaltı süreleri, aşırı geniş tanımlı terörle destek suçlamaları ve suç unsuru taşıyan hakaret davaları dahil sivil toplum, medya, siyaset ve iş dünyasından liderlere karşı devam eden yargısal tacizlerden ağır endişe duymayı sürdürüyoruz demişti yine benzer açıklamalarında.